Bu videoda soy içi üremenin etkilerinden ve bir popülasyon için neden pek iyi bir şey olmadığından söz etmek istiyorum. Öncelikle doğal seçilim kavramının kısaca üstünden geçelim. Doğal seçilimi şöyle özetleyebiliriz. Bir popülasyonda bir bireyin kendisine avantaj sağlayan bir genetik özelliği varsa, o üyenin üreme yaşına erişip bu özelliği alt nesillere aktarma olasılığı daha yüksektir. Ve unutmayın ki büyük bir gen havuzuna sahip olmak bir popülasyon için büyük bir avantajdır. Gen havuzu ne kadar büyükse, popülasyonun genetik çeşitliliği de o kadar fazla olur. Bu da popülasyonun birçok çevresel değişime adapte olabilmesini sağlar. Peki soy içi üreme tam olarak nedir? Soy içi üreme, bir popülasyondaki bireylerin alt nesiller meydana getirmek için o popülasyon içindeki küçük bir grubu seçmesidir. Bunun din, kültür veya sadece tercih gibi birçok nedeni olabilir. Ve insanlar dışındaki türlerde soy içi üremeler neredeyse her zaman coğrafi engeller yüzünden, yani bireylerin geniş popülasyonuna erişememesinden dolayı gerçekleşir. Soy içi üreme dendiği zaman akla genellikle ensest gibi sözcükler gelir. Oysa soy içi üreme aynı aileden bireylerin çiftleşmesiyle sınırlı bir kavram değildir. Dünyadaki bazı dini ve kültürel gruplarda Aynı soydan gelen fakat ancak uzaktan akraba olan insanlar vardır. Yani soy içi üremenin etkilerinin görülebilmesi için birlikte çocuk yapanların yakın akraba olması şart değildir. Peki soy içi üreme neden bir sorun oluştursun ki? Bir örnek üzerinden gidelim. Tay-Sachs hastalığı otozomal çekinik bir bozukluktur. Yani ilgili gene sahip olmayan bireyler hastalıktan etkilenmez. Örneğin böyle bir bireyi mavi ile çizeyim. Genin sadece bir kopyasına sahip olan bireyler de hastalıktan etkilenmez ama genin taşıyıcısıdırlar. Böyle bir bireyi de kırmızıyla gösterelim. Genin iki kopyasına sahip olan bireyler ise hastalıktan etkilenir ki onu da morla çizelim. Diyelim ki karşımızda Tay Sachs hastalığının taşıyıcısı olan bir kişi var. Yani genin sadece bir kopyasına sahip. Genel nüfusa baktığımız zaman bu kişinin yine taşıyıcı bir bireyi eş olarak seçmesi bir hayli düşük ihtimal. Bu kişi çocuk sahibi olduğu zaman çocuklarından hiçbiri hastalıktan etkilenmeyecek. Sadece çok azı taşıyıcı olacak. Yani muhtemelen genin kopyaları popülasyon içinde o kadar dağılmış halde olacak ki iki taşıyıcının denk gelip çiftleşmesi oldukça ender rastlanan bir durum olacak. Soy içi üremenin görüldüğü bir popülasyona baktığımızda ise hastalığın taşıyıcılarının çok daha fazla sayıda olduğunu görürüz. Bu durumda bu kişinin bir taşıyıcıyı eş olarak seçme olasılığı artacaktır. Dolayısıyla çocuklarından daha fazlası taşıyıcı olacaktır. Dahası, alt nesillerinin bazılarının genin iki kopyasına sahip olup hastalıktan etkilenmesi de muhtemel. Bu, otozomal çekinik hastalıklarla ilgili bir örnekti. Peki, soy içi üreme otozomal baskın hastalıkları nasıl etkiler? Otozomal baskın bir bozukluk olan Huntington hastalığına bir göz atalım. Burada genin kopyasına sahip olmayan birey hastalıktan etkilenmez. Etkilenmeyenleri yine mavi ile gösteriyorum. Fakat kişi genin bir veya iki kopyasına sahipse hastalıktan etkilenecektir. Her ikisini de kırmızı ile çizdim. Bu durumdaki temel fark şu. Bu kişi kiminle çocuk yaparsa yapsın, isterse Huntington geninin sadece tek bir kopyasına sahip olsun, çocuklarından bazılarının hastalıktan etkilenme olasılığı vardır. Ve elbette bu kişi yine hastalıktan etkilenen biriyle çocuk yaparsa, daha çok sayıda çocuğu hastalıktan etkilenecektir. Yani her iki durumda da bu olasılık söz konusu. Soy içi üremenin otozomal baskın hastalıklar üzerindeki etkileri söz konusu olunca içimiz daha rahat. Çünkü baskın hastalık taşıyıcıları hastalıklarından genellikle haberdardır. Çocuk sahibi olmalarının yaratacağı risklerin ise gayet farkındadırlar. Fakat çekinik bozukluklarda taşıyıcılar genellikle hiçbir belirtiyle karşılaşmaz. Ve hasta çocuk sahibi olana kadar taşıyıcı olduğunun farkına bile varamayabilir. Bu da soy içi üremenin görüldüğü popülasyonlarda yaşayan kişilerin Genetik hastalıklarla ilgili konularda danışma hizmeti almasını çok daha önemli hale getiriyor. Çünkü böylece hasta çocuklar dünyaya getirmenin yaratacağı risklerden haberdar edilmiş olurlar. Evet, bu videoda ne öğrendik? İlk olarak şunu öğrendik. Soy içi üremenin görüldüğü bazı popülasyonlarda hastalıklı kromozom taşıyan birey sayısı genel popülasyonda olduğundan çok daha yüksektir. İkinci olarak bunun büyük oranda otozomal çekinik hastalıklarla ilgili bir sorun olduğunu gördük öğrendik. Çünkü bu tür hastalıkların fark edilmeme oranı baskın hastalıkları oranına daha yüksektir.